Türkiye'de yani herkes bu COVID-19'dan hani korunması gerekiyor bir vatandaş olacak olarak. Yapılan denetimleri iyi biliyorum da iyi buluyorum da halkımızın bu denetimlere duyarlı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü ne kadar çok denetim yapılırsa yapılsın vatandaşımız denetimleri yine de bir şekilde kırıyor, bozuyor. Yani denetimler sıkı mı belli değil tabii ki. Hani tam olarak tedbirli yapıldığını düşünmüyorum. Kimse uymuyor. Bir markete gidiyoruz. Hem virüsten kaçıyoruz hem insanlardan kaçmaya başladık artık. Vatandaşın ilk önce kendini denetlemesi lazım arkadaşlar. Mesela astımım var. Ben maske takamıyorum ama geçenlerde ise cezayı alacaklardı. Bilmiyorum biraz inceltilmeli bazıları. Özellikle hasta insanlar için. Şu an çok zor nefes alıyorum mesela. Bugünden itibaren 7 gün boyunca 7 farklı konuda en üst seviye denetim yapılacak. Yapılan denetimleri nasıl buluyorsunuz? Ya bence gereği yok çünkü zaten her şey göstermelik yapılıyor. Göstermelik yapıldığı için de insanlar daha çok strese giriyor zaten ekstradan. Gereksiz ya. Yani başka diyecek hiçbir şey yok. Hastalıktan dolayı hastalık diye bir şey benim kanımca yok. İnsanlar bu hastalığın lafını çıkartmadan da insanlar hastalanıyordu. İyi bakılmayan yaşlılar, pis şeylerle geçinen, yiyen, içen çocuklar var. Onlar daha çabuk hastalanıyor. Gerisi işte yaşlılıktan dolayı. Yoksa ben inanmıyorum korona diye bir şey yok. Normal, güzel yani belediyeler güzel denetim yapıyor yani. Halkta buna uyması lazım. Yani iyi, uygun yani. Sizce halk yapılan denetimlere uyuyor mu? Bazıları uyuyor, bazıları uymuyor. Siz uyuyor musunuz? Uymaya çalışıyoruz yani. Uymaya çalışıyoruz ister istemez. Otobüslerde, toplu taşımada, sokağa çıktıklarımızda öyle. Bence doğru bir karar. Çünkü insan sağlıklarını böyle düşünmeleri müthiş bir şey. denetimler yapılmazsa eğer, nasıl diyeyim, insanların böyle sağlığı hiçe sayılmış olur. Vallahi denetimler biraz daha artsa bence daha mantıklı olur. Çünkü virüs vakaları bayağı bir arttı Kayseri'de. Bence denetimleri biraz daha sıklaştırırsa daha iyi olur. Çünkü araya mesafe koyulursa, restoranlarda olsun, kafelerde olsun, parklarda olsun, mesafe koyulursa daha iyi olur. İdare eder ya, maske falan yani. Bir şeyler yerde dezenfek falan 10 numara. Mesela tramvaylar olsun, otobüslerde olsun. Çok güzel bence. Mesafe falan koruluyor yerde, tedbirli. Bence çok güzel bir şey. Denetimle şu anda bence olumlu. Vatandaşların uyumasını bekliyorum. Bilhassa maske. Maske çok önemli sağlık için. Kayseri'mizde şu anda biraz vakalar da azaldı. Maske şeyinin olumlu olduğunu görüyorum. Bence çok güzel bir uygulama. Çok güzel, tedbir amaçlı. Çok güzel buluyorum, iyi buluyorum. Tabii tepki alması lazım. Bizim vatandaş tepki almaz. Bile bile gider, ölür diyenin işi. Tepki çok güzel, seviniyorum tabii. Her konuda seviniyorum. Geç kalınmış bir şeydir şu anda. Mesela zamanında hani bu sokağa çıkma yasağı vardı ya. O zamandan itibaren bu önlemler biraz daha devam etseydi. Hem Ramazan bayramı hem Kurban bayramı olarak. Yani bu kadar zannetmiyorum ki böyle bir problemlerle karşılaşacağımızı. Yani polis konusunda yollarda görüyoruz. Etkili. İşyerlerine de geliyorlar. Yani bizim gördüğümüz kadarıyla iyi. Yani bence gerekli bir denetim. Yani mantıklı çünkü bir şekilde önlem alınması gerekiyor. Bir şekilde korunulması gerekiyor. Hani sağlık önemli olan husus olduğu için bence mantıklı geliyor. Şu ana kadar güzel gidiyor. İnşallah bundan sonra da böyle olur. Yani güzel buluyorum. Dikkatli oluyorum. Şu ana kadar denetimler konusunda çok fazla bir şey rastlamadım açıkçası ben. Biraz gevşek bırakıldığı yönünde fikrim. Biraz daha sık olmasında fayda var. Sonuç itibariyle koronavirüs ülkemizde yayılmaya devam ediyor. Son zamanlarda biraz azalmış olsa da baktığımızda ilerlemeye devam ettiğini hepimiz görebiliyoruz. Bence geç kalınmış bir uygulama sonucu. Yani kazanılmayacak bir savaşın sonucu insanlar yıpratılıyor. Çünkü bu hastalık için bahsediyorsunuz bundan. Zaten Çin Aralık ayında değil, Eylül ayında olduğunu kabul etmiş durumda. Ve bu kadar bulaşıcılığı kesin olan bir şeyin, yani diğer bulgulardan bahsetmiyorum bile, ne kadar yayıldığı konusunda net açıklamalarda kimse bulunmuyor. O zaman insanların bu kadar üzerine gidip korkutmanın ben yersiz olduğunu söylüyorum. Tamam, maske takılabilir ama bir de hayatında olağan bir akışı var. Ben bu konuda
artık olağan akışa gitmek ve bunu kabul etmek zorunda kalacağımızı düşünüyorum. Efendim, denetimler tabii ki peyderpey yapılıyor. Doğrudur. Evlerde, yollarda, işte kafelerde, şurada burada. Yani normal yani. Bunun daha fazla sıkıştırdığımız zaman olmaz. Çünkü ne dersin, insanların yaşamaya ihtiyacı var. Yemek yemeye ihtiyacı var. Çalışmaya ihtiyacı var. Ekmeğe ihtiyacı var. Çoluğunun çocuğun ihtiyacını gidermeye şeyi var. Dolayısıyla şu andaki vaziyet bence normal yani. Bizler rahatlığı çok seven bir milletiz. Normalde bu denetlemelerin evet sıkı olması bizler için çok iyi. Çünkü en ufak şeyde maskeyi çıkarabiliyoruz. İnsanları yollarda görüyoruz. Çoğunlukla maskesiz. Cezai müeyyide mutlaka olmalı. Bu cezalar bizi korkutuyor. Aslında insanlar kendi sağlığını düşünmüyorlar. Öncelikle sağlık olması gerekiyor ama bizler yok. Para ödememek için dikkat etmeye çalışıyoruz. Bence denetimler normal, yapılmalıdır. Vallahi denetimler, vatandaşın ilk önce kendini denetlemesi lazım arkadaşlar. Yani Kadıköy'de, İstanbul Kadıköy'de koronavirüs şeyleri fazla yok. Ama Bağcılar'da çok. Niye? Eğitim durumları biraz daha zayıf olan yerlerde bu husus şeyli. Mesela bu şeyleri sokaklara atıyorlar. Gereksiz buluyorum. Kafeler ve restoranları da yeterli buluyorum. Her gittiğimizde geliyorlar zaten. Ama sokakta yapılanı çok yersiz buluyorum. Zaten açık havadayız ve mesafe kurallarına da uyuyoruz. Mesela astımım var. Ben maske takamıyorum ama geçenlerde ise cezayı alacaklardı. Bilmiyorum, biraz inceltilmeli bazıları. Özellikle hasta insanlar için. Şu an çok zor nefes alıyorum mesela. Bence yapılması gerekiyor. Kimse uymuyor. Bir markete gidiyoruz. Hem virüsten kaçıyoruz hem insanlardan kaçmaya başladık artık. Bence yapılması gerekiyor. Demek ki denetimsiz gitmeyecek bu işler yani. Normal. Yani herkese yapılsın ki yani ne olduğunu biz de bilelim bir vatandaş olarak. Yani kendilerini korumaları istedik. Biz bir Türkiye'de yaşıyorsak yani bu Türkiye'de yani herkes bu COVID-19'dan yani korunması gerekiyor bir vatandaş olacak olarak. Mesafe korumasını, işte yani eldiven takmasını, kimsenin yanına yaklaşmamasını, temas etmemesini öneriyoruz yani biz bir vatandaş olarak. Yapılan denetimleri iyi biliyorum da, iyi buluyorum da halkımızın bu denetimlere duyarlı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü ne kadar çok denetim yapılırsa yapılsın, vatandaşımız denetimleri yine de bir şekilde kırıyor, bozuyor. Aslında çok önemli. Bence bu kadar denetimi de sıklaştırmaların tek sebebi bu yani. Yani denetimler sıkı mı belli değil tabii ki. Hani tam olarak tedbirli yapıldığını düşünmüyorum. Peki onun dışında nasıl buluyorsunuz? Yani onun dışında herkes de yani insanlar genelde maskesiz dolanıyor.